Teknolandan merhaba değerli izleyenlerimiz. Her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiyle hayatımızda neler nasıl değişiyor diyerek sizler için bu bölüm kullanılmış plastiklerin en son yerli teknolojilerle nasıl yeniden kullanıma hazır hale getirildiğini araştırdık ve teknolojik gelişmelerden oluşan haberleri derledik. Teknoalan başlıyor. Günümüzde pek çok alanda kullandığımız plastikler gelişen teknolojiyle ayrıştırılıp yeniden kullanıma hazır hale geliyor. Dünya kullanılmış plastiğin çöp değil ham madde olduğu gerçeğini her geçen gün daha da bir benimsiyor ve bu bilinçle kullanılmış plastikleri en verimli şekilde topluyorken ülkemizde de kullanılmış plastiklerin yeniden kazanımı konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Yerli olarak geliştirilen makinelerle kullanılmış olan plastikler ilk adımda kalitesine göre ayrıştırılıp granül hale getiriliyor. Cem Bey merhaba. Merhabalar. Kullanılmış plastiği tekrar kullanıma hazırlamak üzere granül formuna getiriyorsunuz. Bunu nasıl bir teknoloji kullanarak yapıyorsunuz? Evet. Öncelikle biz hayatımızda kullandığımız tüm ambalaj atıklarını ve naylonları, poşetleri tekrar sanayiye, ekonomiye, hayata tekrar geri döndürüyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Önce aldığımız ürünleri kendi kimya ve formlarına göre ayrıştırıyoruz. Burada yüksek yoğunluklu, alçak yoğunluklu, polipropilen, moblen diye ayrılan grupları önce kendi içinde sınıflandırıyoruz. Şimdi bu sınıflandırma meselesi aslında çok çok önem arz eden bir mesele değil mi? Bu ayrıştırmanın daha kolay olabilmesi için neler yapılmalı sizce? İşte çağımızın, günümüzün en önemli şeyi döngüsel ekonomi ve döngüsel ekonomide en önemli yapılması gereken şey sizin de bahsettiğiniz gibi ayrıştırma ve sınıflandırmayı yerinde yapmak. Şu an ülkemizin de içinde olduğu çok değerli bir proje var. Sıfır Atık Projesi. Sıfır Atık Projesi'nin içinde de anlatıldığı gibi bizim bu atıklarımızı, hurdalarımızı kolay geri dönüştürüp ekonomiye tekrar ekonomiye katmamız için yerinde ayrıştırmamız lazım. Yani çocuklarımıza belki 2 yaşından itibaren plastiğin, kağıdın, geri dönüştürülebilir ürünlerin ne olduğunu anlatıp yerinde nasıl çocuğumuz evinden çıkarken pijamasını katlayıp yatağına koyuyorsa aynı şekilde ambalajından ayrılırken de doğru yerine koymak. Yani plastikse plastiğe koyması gerekiyor. Yani çöpe atılan iyi kalite bir plastikle kötü kalite bir plastik ve diğer pek çok çöpün aynı ortamda uzun süre kalması ve sonra ayrıştırılması o iyi kalite plastiğin önemli oranda verimliliğini azaltıyor. Aynen öyle. Hem çok azaltıyor, bazı yanlış karışımlarda da ayrıştırılabilme imkanını tamamen ortadan kaldırıyor. Yani örnek vermemiz gerekirse şu an bizim ayrıştırabileceğimiz Türkiye'de 2 milyon ton plastiğimiz varken sadece bunun 400 bin tonunu ayrıştırabiliyoruz. Sadece ve sadece yanlış yaptığımız ayrıştırma evlerimizde, iş yerlerimizde, yollarda, toplum alanlarında sadece yanlış ayrıştırmalarımızdan dolayı birçok şeyi döngüsel ekonomiye tekrar katamıyoruz şu anda. Şimdi bu alanda siz plastiği, kullanılmış olan plastiği tekrar granül forma getiriyorsunuz. Ve burada kullandığınız makinelerde, teknolojide tamamen yerli. İlk etapta bir ayrıştırma yapıyoruz dediniz ki şu alanda şu anda ayrıştırmanın yapıldığını görüyoruz. Evet. Sonrasında nasıl bir işlem ve nasıl bir teknolojiyle bu plastik tekrar hijyenik bir şekilde kullanım haline gelebiliyor? Evet. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. İlerleyen teknolojide dakikalar içinde binlerce adet ambalaj üretebiliyoruz. Bu ne demek oluyor? Dünyada dakikalar içinde bu ambalajı tüketiyor. Bizim burada en önemli farkına varmamız gereken şey teknoloji ilerlediği kadar hiçbir şekilde doğal kaynaklarımız, doğal zenginliklerimiz, ham maddelerimiz artmıyor. Bizim bunun için ürettiğimiz bu kadar hızlı teknolojilerle ürettiğimiz şeyleri hızlı teknolojilerle tekrar hayata, tekrar döngüsel ekonomiye katmamız gerekiyor. Bu bizim olmazsa olmazımız. Eğer bu dünyada sürdürülebilir bir şekilde devam etmek istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Biz ne yapıyoruz? Önce kullanılmış poşet ve naylonları sınıflarına ayırıyoruz. Ardından bunları proses edilebilecek boyutlara ufaltıyoruz. Buna sektörde shredding diyoruz. Shredding
yaptıktan sonra ürünlerin eğer üzerinde toz ve istemediğimiz toz olabilir, başka kalıntılar olabilir, kimyasal harici ama bunların hepsi evsel atık olabilir. Bunların tamamını yıkama yöntemiyle çok hızlı çamaşır makineleri düşünelim. Yani kolay anlaşılması için büyük çamaşır makineleri düşünelim. Bu büyük çamaşır makineleri içine kullanılmış naylonlarımızı koyuyoruz. Kullanılmış naylonlarımız önce çamaşır makinelerine giriyor, sonra havuzlara giriyor. Havuzlarda bekletilerek geçtiği sürece yine çok önemli ve elzem olan kağıt geri dönüşüm sanayini sanayine satabileceğimiz kağıtları biz burada ondan ayrıştırıyoruz. Ve kağıtları da sonra gidip kağıt geri dönüşüm sanayicimize veriyoruz. Yani tekrar bir ayrıştırma işlemi daha yapılıyor, evet. Yıkamayla beraber. Evet. Ardından ürünümüzü kurutup içindeki nemi alıyoruz. Bu içindeki nemi almak zorundayız çünkü sonradan kullanılan sektörlerde yani granür dediğimiz ürünümüz işte ihracatın devi olan otomobil sanayinde yine ihracatta çok önemli bir payı olan beyaz eşyanda protez, sağlık protezlerinde hepsinde kullanılan granürün doğru şekilde form alabilmesi için içinde nem olmaması gerekiyor. Ardından yaptığımız işlem tamamen nemini alıyoruz. Buna agromellemek diyoruz. Tamamen nemini aldıktan sonra kurutuyorsunuz. Aynen. Yıkandı, kurudu. Evet, yıkandı, kurudu. Ardından ekstrüder dediğimiz kolay anlatmak için uzun bir vida içindeki basıncı, sıcaklığı ve hızı ayarlayarak ham madde grubuna göre onu önce eritiyoruz ama kesinlikle yanma şeyine kadar değil. Sadece hafif bir eritme söz konusu. Ondan sonra onu doğru şekilde karıştırıp sonra sanayicimizin kullanabileceği boyutta ve şekilde kesip ham madde haline getiriyoruz. Peki biz ham madde haline getirdiğimizde neyin karşılığı olabilecek bir ürünü üretiyoruz? Orijinal petrokimya sanayinin ürettiği, petrolden ürettiği, granürden üretmekten 8 kat daha fazla enerji tüketerek ve doğal kaynaklarımızı tüketerek ürettiği petrokimya sanayinin karşılığı olan ham maddeyi üretiyoruz. Orijinal yerine geri dönüştürülmüş naylon ham maddesi. Yani geri dönüşüm bu kadar kıymetli, bu kadar değerli. Dünyamızı daha yaşanılası, gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakabilmek adına bu kadar önemli bir konu. Kesinlikle. Çünkü doğal kaynaklarımız, şu an tükettiğimiz doğal kaynaklarımız belki 3 milyon senenin birikmiş kaynaklarını kullanıyoruz. Sürdürülebilir olması için bu kaynakları tekrar tekrar ekonomiye katmamız gerekiyor. Başka çaremiz yok. Bunun için de bizler geri dönüşüm sanayinin ayakta kalabilmesi için ülkemizin atık toplama ve ayrıştırma sistemini geliştirmesi ve bu geliştirme sürecinde biz atıklarımızda ihracatçı pozisyonuna gelene kadar dünyanın her yerinden ayrıştırılmış çöp değil ham madde olan ürünleri toplayıp sanayimizin içine katmamız gerekiyor. Avrupa ile yarış halindeyiz dediniz. Onların kullandığı, geri dönüşümde kullandığı mekanizma nasıl? Bizde kullanılan yerli mekanizmayla kıyaslayacak olursanız. Evet, ya bir teknolojiyle ilgili konuşurken şurada ben Türk makine sanayinin, yerli geri dönüşüm makine sanayicisinin gerçekten Avrupa ile rekabet içinde olduğunu kendi kendimize direkt görebiliyoruz bunu. Yani şu söz konusu, geri dönüşüm Türkiye'de o kadar güzel bir ilerlemede ki sanayicimiz de yani makine sanayicimiz de çok güzel Ar-Ge çalışmaları yapma fırsatları bulup bunlarla birlikte Avrupa'ya, Avrupalılara Avrupa makinesi yerine yerli makineyi soktuğunu çok rahat görebiliyoruz. Ben şunu söyleyebilirim, bizim tesisimiz Avrupa'daki herhangi bir mekanik geri dönüşüm tesisinden %90'ından çok daha ileri teknolojiye sahiptir. Biz Türkiye geri dönüşüm sanayi olarak, plastik geri dönüşümü açısından söylüyorum, geri dönüşüm sanayi olarak dünyada sıralamalardayız kesinlikle. Yani çok iyi bir rekabet halindeyiz, çok yüksek teknoloji, makine sanayicimiz bize çok güzel destek veriyor ve bu üstünlüğümüzü kaybetmeden bunu arkada iyi bir ayrıştırma, iyi bir hurda tedariğiyle yani kendi çöpümüzün daha büyük kısmını ayrıştırarak bu hurdalarımızı, tesislerimizi sokarak daha da lider konumuna çıkabiliriz. Peki bundan bir 30 yıl öncesine dönelim. Hatta bir 5-10 yıl öncesine dönelim.
Nasıldı o zaman bu ayrıştırma ve bu işleme daha doğrusu süreci? Çünkü bugünkü teknoloji Avrupa ile yarışır noktadayız ve onlardan pek çok alanda öndeyiz diyorsunuz. Ki onlar bu işi çok önceden yapmaya başladılar. Evet. Bizde durum ne zaman değişti teknolojik açıdan değerlendirecek olursanız? Şimdi bizdeki durum son 5 sene içinde özellikle teknoloji açısından, makine sanayi açısından, makine sanayinin Avrupa ile birlikte yarışabilmesi açısından bizde durum son 5 yıl içinde değişti. Neden değişti? Bizim Türkiye olarak pozisyonumuz değişti. Şöyle, biz artık dünyada sayılı üreticilerden biri haline geldik. Bunda dünyadaki regülasyon eksiklerine Türkiye'de Çevre Bakanlığımızın bundan daha 10 sene önce yaptığı kontrol mekanizması. Mesela bizim için dünyanın herhangi bir yerinden bir hurdayı aldığımızda en iyi ihtimalle gümrükten 7 gün sonra alabiliyoruz. Neden? Çevre Bakanlığımızın yetkilileri geliyor, konteynerlerimizi kontrol ediyor, onay veriyor ve giriyor. Biz altyapımızı, yani kontrol mekanizmamızı ve bunun sanayi beslemesi altyapısını seneler önce kurduk. Dünyadaki rakiplerimiz bunları çok geç fark ettiler ve kendi içlerinde yanlış ürünleri, yanlış hurdaları alarak oyunda geri kaldılar. Biz burada onların yaptığı hatadan Türkiye bir pazar payı elde etti. Şu an bizim elde ettiğimiz bu ham maddelerle sanayicimiz dünyanın her yerine, Almanya, Yunanistan, İspanya, Amerika, Japonya dahil mamül üretip, yani granürden, ham maddeden, yani geri dönüştürülmüş ham maddeden naylon poşet, ambalaj, araba tamponu, arabanın binlerce parçası, beyaz eşya sanayindeki tüm plastik ürünlerin hepsini dünyanın her yerine ihraç halindeyiz. Ve bu avantajımızı bizim kaybetmeyip destekleyerek ilerlememiz gerekiyor. Üretimde o granül hale getirilmesinde plastiğin bir 5 yıl önce şu an kullandığınız teknoloji yoktu, değil mi? Şu an kullandığımız teknolojinin çok daha gerisindeydik. Ama sanayicimiz bizim geri dönüşüm sanayinin ilerlediğini gördüğünde makine sanayicimiz hızlı argeler, bazı patent alışverişleriyle çok hızlı şekilde şu an Avrupalı herhangi bir makineyle rekabet halinde olabiliyoruz. Biz bugün Valencia'ya gidip ürünümüzü masaya koyduğumuzda bir Alman firmayla rekabet halinde ham madde satıyoruz. Muamülde zaten hiçbir şekilde bir Avrupalı firmaya bizim geldiğimiz yerlere gelemiyor muamülde. Şimdi mevcut üretilmiş bir plastik var ve bu plastik tekrar geri dönüştürülecek. Burada da kullanılan bir teknoloji var. Dolayısıyla bu ayrıştırma en sağlıklı şekilde yapıldığında en iyi şekilde işlemenin yapılması gerekiyor ki o ham madde değer kaybına uğramasın. Aynen. Avrupa'da yapılan işlemede ve bizde yapılan işlemedeki kalite farkını kıyaslayacak olursak biz onların önüne geçtik diyebiliyorsunuz. %90'ında önündeyiz. Kalan kısımlarıyla da aynıyız. Yani bizim geri dönüşüm makine sanayimiz Avrupalıların %80'inden 90'ından çok daha ileri durumda. Kalan kısmından bahsedersek, yani 20'si 10 gibi bir kısımdan bizimle birebir aynı şeyi yapıyorlar. Kullanılmış plastiği tekrar kullanıma hazır hale getiriyorsunuz. Belli sektörlerde kullanılıyor. Önümüzdeki bir 3-5 yıllık süreçte teknolojinin ilerliyor olmasıyla beraber bu ayrıştırma en iyi şekilde yapıldıktan sonra işleme kısmında bu kullanılmış olan plastik gıdada da kullanılır hale gelir mi? Kesinlikle gelir. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bununla ilgili Ar-Ge çalışmaları dünyada devam ediyor. Aynı şekilde, yani ileriye bakıp gördüğümüzde tahmin etmenin ötesinde dünyanın bütün perakende satış şirketleri, büyük, devasa şirketler, dünya ekonomisini etkileyen, herkes şunu fark etti artık. Teknoloji gelişiyor, bilinç de gelişiyor. Artık herhangi bir hanımefendi çöp poşeti alırken şuna bakıyor. Bunun yüzde kaçı geri dönüşümden yapılmış? Ben bunun içine çöpümü atacağım diyor. Neden geri dönüşüm olmayan bir üründen alayım? Daha ileriye gidiyorum. Deterjan ambalajları. Dünyada çok ciddi şekilde firmalar artık deterjan ambalajlarının en kötü ihtimal %30'unu, 2030'a kadar da %100'ünü yapacağım diyen global dev şirketler var. Çünkü global şirket şunu söylüyor: ben bu malı satmaya çalışıyorum ve benim tüketicim artık bilinçlendi ve geri dönüştürülmüş ham madde istiyor. Ve öyle bir noktaya geliyoruz ki Türkiye olarak geri kaldığımız, ne yazık ki çok geri kaldığımız petrokimya sanayimizin geri kalmış açığını şu an
binlerce kobi ile bir petrokimya oluşturup dünyadaki değişime adapte olarak döngüsel ekonominin çok güçlü bir oyuncusu olabiliriz. Günümüzde maalesef okyanusların derinliklerinde, buzullarda ve soluduğumuz havada dahi plastik olduğunu biliyoruz. Çevremize ve sağlığımıza bu denli zarar veren plastikler dünyamızda çöp olarak kalmamalı. Burada plastiklerin toplanması ve granül hale getirilmesinin ardından ikinci adımda plastik yine kalitesine göre ve yerli cihazlarla ayrıştırılıp alışveriş poşeti, ikaz bandı, inşaat brandası gibi pek çok alanda kullanılmak üzere hazır hale getiriliyor. Dönüştürülmüş olan plastiği nasıl bir teknolojiyle işliyor ve nerelerde kullanılabilecek hale getiriyorsunuz? Öncelikle firmamıza gelen plastik geri dönüşüm ürünlerini laboratuvarımıza alıyoruz. Orada bir takım testlerden geçiyoruz. Nedir bu testler? MFA yani akışkanlığı nedir? Sertlik nedir? Ve hangi kullanım alanlarını kullanabiliriz bunu inceliyoruz. İnceledikten sonra parametrelere bakarak ikaz bandı, çöp torbası, market poşeti, mağaza poşeti, emniyet alan perdesi hangi aplikasyonda daha çok uyum sağlıyorsa o aplikasyonlarda kendi ürünümüzü değerlendiriyoruz. Peki burada kullandığınız bir teknoloji var ve bu teknoloji tamamen yerli. Bunu anlatır mısınız bize? Bu konu bizim için çok çok önemli yerli olmasında. Şimdi neden yerli makine kullanıyoruz? Bunun aslında çok güzel bir geçmişi var. Merve Hanım, ben yaklaşık 5-6 sene önce İngiltere'de 2 sene yaşadım. Orada bir geri dönüşüm firmasında çalıştım. Oradaki makineleri incelerken hep şu soruyu sordum kendime. Acaba bu makineler gerçekten bizim ülkemiz üretebilecek mi? Bu kadar randımanlı, enerjisi bu kadar düşük ve yaratmış olduğu katma değer bu kadar fazlayken acaba biz kendi ülkemizde bu makineleri üretebileceğiz mi? Hep soruyordum kendime. Şimdi Türkiye'deki geri dönüşüm makinamız o kadar gelişti ki sanayimiz. Şimdi tam tersi bir durum oluştu. Yurt dışındaki yatırımcılar Türkiye'ye gelip makinalarımızı görüp acaba bu teknoloji kendi ülkemiz alabilir miyiz? Bu kadar düşük enerjiyle bu kadar fazla malzemeyi nasıl üretiliyor? Acaba biz bunu gerçekleştirebilir miyiz diye kendi kendine sormaya başladılar. Bu da bizim için inanılmaz gurur verici bir olay. Ve de bu önemli olan parametreler bizim tamamen kendi makinamızı, yerli makinemizi kullanmaya doğru itiyor. Biraz daha detaylandırayım. Örneğin şu an çok güzel bir filtrasyon sistemlerimiz var. Nedir bu filtrasyon sistemleri? Önceden nasıldı? Mesela bir malzemeyi makineye attınız. Onun içerisinde bir takım impüriteler var. Daha önce bu filtrasyonlar manuel yapılıyordu. Yerli makinalarımız bunu lazer teknolojisiyle impüriteler oluştuğunda lazer eliğin önünde kapatıp bıçaklar vasıtasıyla sıyırıp otomatikman dışarı atıyor. Örneğin biz burada şu an konuşuyoruz. Makineye bir ayar veriyoruz. Makine 24 saat kendini temizliyor. Daha önce manuel olan bir sistem şu an otomatik yapılıyor. Ve bu bizim için inanılmaz güzel bir parametre. Peki bu makinelere aynı zamanda uzaktan erişim de mümkün mü? Tabii ki uzaktan erişim mümkün. Hatta öyle bir makineler yapıldı ki şu an bulunduğumuz bölgelerde de var. Sisteme giriş yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki 5 dakika içerisinde kendini temizle. O 5 dakika içerisinde temizliyor veyahut da diyelim ki fazla bir impürite oluştu, bir basınç oluştu. 120 bar, 140 bar. O bara ulaştığı an bıçaklar otomatik dönüp sistemi temizleyip tekrar randımanlı çalışmasını sağlıyor. Şimdi burada geri dönüşüm adına mevcut olan teknolojiden bahsediyoruz. Peki bu teknolojiyle bu ham madde tekrar işlenir hale getirilirken bir atık oluşuyor mu? Şöyle, atık oluşmuyor. Yani biz ham maddeyi geri dönüşümden üretilmiş olan bir ham maddeyi aldığımızda, film hattını verdiğimizde sadece üretimden çıkan firelerimiz oluşuyor. Onun haricinde herhangi bir atık oluşması kesinlikle mümkün değil. Zaten üretimden çıkan fireleri de kendi makinalarımızda, altını çiziyorum, kendi yerli makinalarımızda tekrardan işleyip tekrar katma değerli bir ürün hale gelmesini sağlıyoruz. Merve Hanım, bu işi yapıyorsanız iki tane büyük parametreniz var. Birincisi enerji, diğerisi işçilik. Şu anki yerli makinamız öyle bir teknoloji üretiliyor ki örneğin ismi Energy Consumption Economic Circle diye geçiyor. Bir ekonomik circle'da o kullanmış olduğunuz makine sizi şunu sağlıyor.
daha az enerji kullanarak daha fazla üretim yapıyorsunuz. Bu bizim için çok büyük bir parametre. Daha öncelerde mesela saatte 240-250 kilowatt enerji harcarken bir tonluk malzemede, şu an bu Economic Circle Consumption'la 220-200-180 kilowattlara kadar düşebiliyorsunuz. Bu özellikle fabrikalar için inanılmaz bir artı parametre. Çok çok önemli bir konu. Ülke ekonomisi için, dünyamız için, dünyamızın daha yaşanılır bir noktada olması için. Çünkü günümüzde baktığımızda artık buzullarda dahi plastik atık malzemelere rastlanıyor. Plastiği genel anlamda çöp olarak nitelendiriyoruz. Aslında sizler, bu işin içinde olanlar, çöp değil ham madde diyorsunuz. Çünkü plastik dönüştürülüp kullanılabilecek bir ham madde, değil mi? Kesinlikle, bakın altını çizerek söylüyorum. Sizin okyanusta görmüş olduğunuz pet şişeler, denizde görmüş olduğunuz naylonlar, sokakta görmüş olduğunuz ne bileyim ikaz bantları, poşetler bizim için altın madeni. Çünkü biz onları işliyoruz, onları geri dönüştürüyoruz, onları ekonomiye katıyoruz ve dünyadaki plastik atık popülasyonunu indiren kişiler bizleriz. Onların yeri sokaklar değil, onların yeri bizim tesislerimiz, geri dönüşüm tesislerimiz. Eğer bu şekilde bu mantaliteyi her kuşakta anlatabilirsek, o zaman kesinlikle plastik pollution dediğimiz plastik kirlilik ortadan kaldırmış oluruz. Her granül farklı işlemden geçiyor, değil mi? Şöyle, aslında kullanım alanına göre değişiyor. Şöyle özetleyeyim ben size. Mesela hitap ettiğiniz firma, inşaat sektörü ise inşaat brandaları yeraltı sermede kullanılıyor. Dolayısıyla onda atıyorum, çok geniş ebatlı bir elek kullandığınız zaman problem olmuyor. İçerisinden geçen impüriteler yeraltı brandası için kullandığınız için çok fazla problem olmuyor. Ama poşet üretecekseniz, alışveriş çantası üreteceksiniz, o kadar sık 150-140 meşlerdeki bir elek kullanıyoruz ki, 150 mikronlardaki bir elek kullanıyoruz ki, içerisinden geçen impüriteler işlediğimiz makina, üçüncüsü kullanmış olduğunuz filtrasyon. Ve bu bize ihracatta da çok büyük bir önem arz ediyor. Şöyle bir anlatayım ben size, bakın. Geri dönüşüm o kadar önemli ki bizim için, özellikle ihracat müşterisine, ihracat marketine girmekte. Biz geri dönüşüm ham maddesi aldığımız zaman 750-800 dolarlara mal ediyoruz. Yurt dışından virgin dediğimiz orijinal petrokimya ürünü aldığımız zaman bizim fabrikaya gelişi 1300-1400 dolarları buluyor. Merve Hanım, biz şu an örnek veriyorum, İngiltere'ye, Yunanistan'a, Bulgaristan'a çöp poşeti ihraç ediyoruz. Yaklaşık 900-950 dolarlara ihracat rakamlarımız mevcut. Düşünün, geri dönüşüm kullanmasaydık, orijinal alsaydık, 1400 dolara almış olduğunuz bir ham maddeden nasıl 850-900 dolarlık bir katma değer yaratabilecektiniz? Mümkün değil. İhracat kalemlerimizi bizim için kozuz olarak sunan geri dönüşüm marketi, geri dönüşüm sektörü. Örneğin biz Flex Loop Carrier dediğimiz İngiltere'ye yumuşak saplı poşet ihraç ediyoruz. Biz bunu %100 geri dönüşümden yapıyoruz. Bu sayede o marketi kazanıyoruz ve rekabetçi oluyoruz. Aksi takdirde sırf virgin dediğimiz orijinalden yaptığımız takdirde bizim ihracatta plastik geri dönüşüm sektör olarak tutma şansımız hiç yok. Dünyada geri dönüşüm plastik ürünleri tercih ediyor. Biz de bunu tercih etmeliyiz. Ülkemizde zaten ziyadesiyle tekrar dönüştürülebilecek kadar aslında plastik atık mevcut, plastik ham madde mevcut. Doğru. Ancak biz bunu tamamen işleyemiyoruz. Bu bilince henüz ulaşmadık ama süratle bu teknolojiye ulaştıysak umuyoruz ki çok kısa zamanda bu bilince de ulaşmış olalım, değil mi? Kesinlikle. Bakın artık yurt dışında şöyle bir imaj oluştu. Bizden yurt dışı müşterileri artık %100 geri dönüştürülmüş olan ürünler istiyor. Örnek vermem gerekirse, ben yaklaşık 2,5 ay önce Hollanda'daki bir müşterime gittim. Bu arada firmanın ortaklarından bir tanesi de Bill Gates'ti. 3 tane numune koydum masaya. 2 tanesi virgin, %100 orijinal malzeme, bir tanesi geri dönüşüm. Bana hangisi geri dönüşüm diye sordular. Gösterdim. Virgin olan malzemeyi bir kenara ittiler. Dediler ki biz buna ilgileniyoruz. Gerekli laboratuvar testlerini yaptılar. Beğendiler, sipariş aşamasına geçtik. Toplantıdan sonra direktörlerine sordum. Dedim ki hani virgin olan malzemeyi incelemediniz bile. Niçin geri dönüşümü tercih ettiniz? Dediler ki bizim için öncelikli olan sosyal sorumluluğumuz. Biz sustainability denilen sürdürülebilirliği sağlamak için öncelikle kendi sorumluluğumuz alanımızın altında geri dönüşüm malzememizi tercih ediyoruz. Çünkü geri dönüşüm kullandığımız zaman hem sosyal sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz hem de tüketicilerimizin bu ürünü kullanmak daha çok hoşlarına gidiyor, bir açıklama yaptı. Yani artık yurt dışında bile geri dönüşüme yakın çok fazla bir algı oluştu ve bu pozitif yönde ilgilendiriyor, ilerliyor. Bu da bize inanılmaz bir memnun ediyor. Günümüz teknolojisiyle kullanıma hazır hale gelen plastik ürünler en iyi şekilde işlenip
hijyenik bir şekilde tekrar kullanım alanına göre çok rahat bir şekilde üretilebilir noktasında bugün. Evet, kesinlikle. Ve biz ülke olarak buna çok kısa sürede ulaştık, dünyayla yarışır hale geldik. Peki sektörde yakın zaman sonra ne gibi gelişmeler bekliyorsunuz? Bu ham maddeyi, plastik atık ham maddeyi nasıl gelişen teknolojiyle hangi boyutlarda işliyor olacağız sizce kısa zaman sonra? Çünkü çok hızlı bir ilerleme söz konusu. Kesinlikle çok hızlı bir ilerleme söz konusu. Özellikle son 2,5 senede bir sıçrama yakaladık. Bu sıçrama devam ediyor. Merve Hanım, şu an 100 milyon dolar ithalat yapıyoruz. Ülke olarak, plastik geri dönüşüm sektörü olarak konuşuyorum. 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bu sıçrama devam ederse 2030 senesinde bu 4,5 milyar dolara çıkacak. Bu büyüme devam ederse ve her gün entegre tesisler kurulup teknolojiler gelişiyor ve yakın zamanda ben bundan eminim artık numunelerde bile, ürünlerde bile Virgin'la geri dönüşüm arasındaki fark ayırt edilemeyecek artık duruma gelecek. Çünkü şu anki teknolojilerde artık polimerizasyon dediğimiz yöntemlerle malzeme polimerlerini ayrıştırılıyor, ondan sonra üretime giriyor ve Virgin kalitesinde ürün elde edebiliyor. Bu çok önemli. Yani tamamen kullanılmış olan bir plastiği günümüz teknolojisiyle ayrıştırıp tekrar saf plastik haline getirdiğimiz için istenilen alanda kullanılabilecek forma sokabiliyoruz. Kesinlikle, kesinlikle sokabiliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, 2050 yılında bu plastik geri dönüşümden üretilecek olan malzemelerin dünya pazarı 90 milyar dolar olacak. Bu devasa bir rakam. Ve biz Türkiye olarak bu büyümeye devam edersek, plastik geri dönüşümdeki bu büyümeye devam edersek bu pazarın inanıyorum ki en az %7-%8'ini kaplayacak bir duruma geleceğiz. Çünkü şu an çok iyi bir durumda ilerliyoruz. İnşallah hep böyle devam edecek. Teşekkür ediyoruz Sayın. Çok teşekkür ederim. Tekrar ayağınıza sağlık. Yapay zeka çalışmaları hız kesmiyor. Hemen her gün bu konuda dünyada farklı gelişmeler elde ediliyor. İşte buna en son örnek teknoloji firması OpenAI'dan geldi. Firma yapay zeka ile kontrol edilen robotik elle dakikalar içinde Rubik küpü çözmeyi başardı. Yapay zekaya sahip kendi kendine öğrenebilen robotlar tasarlamak için başlattığı projede önemli bir başarı elde etti. Firma tarafından geliştirilen yapay zeka Rubik küpü 3 dakikada çözdü. Yapay zekaya sahip olan robotik el, kendi kendine öğrenebilme kapasitesine sahip. Robotik el, Rubik küpü, görsel sensörler ve yapılması gereken hamlelerle ilgili talimatlar veren özel bir algoritmayla çözdü. Robotik el, bu donanımlar sayesinde fiziksel anlamda zorlu denebilecek olan hareketleri de kolaylıkla yapmayı başardı. Firma geliştirdikleri yapay zekanın daha sonra genel amaçlı işlerde de robot eli kontrol edebileceğini belirtiyor. Dünyada hız kesmeden ilerleyen çalışmalardan bir diğeri de uçan otomobiller. Pek çok şirket bu konuda öne geçebilmek adına çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Son olarak Alman şirketi Lilium, dikey olarak iniş kalkış yapabilen elektrikli uçan taksisinin test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Almanya Münih
merkezli uçan taksi girişimi Lilium, geliştirdiği dikey iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksinin saatte 100 km hızı geçerek test uçuşunun ilk aşamasını tamamladığını açıkladı. Beş kişi kapasiteli uçan taksinin test uçuşunda saatte 100 kilometreden fazla ulaştığı belirtildi. Hava taksinin uçuşlara başladığında ise 300 kilometre hıza ulaşacağı söyleniyor. Uçan taksinin kanatlarında 36 adet elektrikli motor bulunuyor. Hava taksi, test uçuşlarını tamamlayıp hazır olduğunda 300 kilometre menzile sahip olacak. Şirketin yaptığı açıklamada 350 çalışanı olan Lilium'un Münih yakınlarında ikinci fabrikasını kurarak 2025'e kadar 500 yeni istihdam oluşturacağı da belirtildi. Geliştirdiği uçan taksiyi 2025'te büyük şehirlerde hizmete almayı planlıyor. Teknoalan'dan şimdilik bu kadar değerli izleyenlerimiz. Bir sonraki bölüm görüşünceye dek teknoloji hayatınıza renk ve konfor katıyor olmaya devam etsin. Hoşçakalın.